Herkese selamlar arkadaşlar. Coin Mühendisi'ne hoş geldiniz. Bugün da elimizde tuttuğumuz coinlerden nasıl pasif gelir elde ederiz? Binance Staking nedir? Nasıl kullanılır? Kuralları nedir? Dikkat etmemiz gereken şeyler nedir? Bunlardan konuşacağız. Böyle eğitici içeriklerin devamının gelmesini isterseniz Coin mühendisine abone olmayı unutmayın. Haydi videoya geçelim. Öncelikle uyurken para kazanabileceğimiz staking gerçekten bu kadar kazançlı mı? Hangi durumlarda kazançlı ve dikkat etmemiz gereken şeylerle başlayalım. Staking nedir? Staking bir blok zincir ağının operasyonlarını desteklemek için kripto para birimi cüzdanında fon tutma işlemidir. Binance üzerinde normalde olduğu gibi staking platformunda para yatırma ve saklama işlemleri için kullanıcılar ödüllendirilir. Tanım olarak böyle fakat uygulamalı olarak ben göstereceğim için daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Burada Binance staking nedir, nasıl kullanılır diye Coin Mühendisi üzerinde bir blog yazımız var. Binance staking nedir? Bunu da açıklamalar kısmına bırakırım. Buradan da daha detaylı şekilde şöyle bakabilirsiniz. Cidden emek vererek güzel bir makale hazırladık. Şimdi uygulamalı olarak geçelim. Öncelikle Binance hesabımızı açacağız arkadaşlar. Kimliğimizi falan her şeyimizi doğruladıktan sonra bakın şurada kazan diye bir kısım var. Binance Earn Buna giriyoruz. Burada iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Biri esnek staking, biri de kilitli staking. Esnek staking'de belli bir süre kitleme zorunluluğumuz yok. Direkt olarak günübirlik stake'liyoruz. Her günün sonunda istersek bozabiliyoruz. Kilitli staking'de de belli günler var. 30 gün, 60 gün, 90 gün, 120 gün Mesela 90 günlük kilitli staking'i seçersek eğer belli başlı dikkat etmemiz gereken şeyler var. Evet staking dediğimiz şey kazançlı fakat bazı durumlarda staking'den kazanacağız diye piyasa koşullarından kaybedebiliyoruz. Staking yaparken staking yaptığımız coin'i iyi belirlememiz lazım. O coin'in vestinglerine bakmamız lazım. Ayı ve boğa piyasasına dikkat etmemiz lazım. Mesela gidip tepeden coin alıp bunu stake'e koymamamız lazım arkadaşlar. Stake'den %3 kazanacağız diye bu sefer elimizdekinden de olacağız. Bunları güzelce analiz etmemiz gerekiyor. Şurada tahmini APR yazıyor. APR dediğimiz şey yıllık kazanç oranımız arkadaşlar. 30 gün yaparsak da tabi oranlar değişiyor. Bakın 60 gün için %2.5, 90 gün için %2.7. 120 gün için hesapladığımızda %3'ü 3'e böldüğümüzde yaklaşık %1 falan edecek. Yani eğer 100 BNB buraya koyarsanız 120 günün sonunda 1 BNB daha gelecek arkadaşlar. Ödemeler coin olarak yapılıyor. Aslında biraz buna faiz diyebiliriz. Bazıları faiz değil falan diyor ama kriptoda tek güne olan şey faiz olarak staking'i sayabiliriz. Burada tabi herkesin kendi tercihi. Biz bunlara karışmayız. İsteyen yapar, istemeyen yapmaz. Biz sadece bunun eğitimini ve bilgilendirmesini yapıyoruz. Şimdi mesela biz BNB'mizi buraya 30 günlüğüne stake edelim arkadaşlar. Şurada katıl diyoruz. Şimdi ben 30 gün boyunca buraya 3 adet BNB'mi den vereceğim. Bakın burada da tahmini getirisi yazıyor. Burada minimum 0.1 BNB stake edebiliyormuşuz. Bakın şu tahmini getiri şimdi şunu değiştirince nasıl değişecek? Şuraya iyi bakın. Şimdi bunu 5 yapıyorum. Bakın değişiyor. 1 yapıyorum, değişiyor. 4 yapıyorum, değişiyor. Şu anda ben bu videoyu 23 Mart Perşembe günü çekiyorum. Bakın katılım tarihim. Şu an videoyu açtığım saat de böyle. Ben bu parayı 30 gün boyunca elleyemeyeceğim arkadaşlar. Bu kilitli stakingde önemli olan bu. Elleyebilirim. Bu sefer mesela şöyle düşünün örnek vereyim. 30 gün boyunca stake'e koydum. Ama 27. günde benim acil para ihtiyacım oldu. Eğer bu stake'i bozarsanız 27 gün boyunca boşa beklemiş oluyorsunuz. Yani kazancınız geri gider. Şimdi hesap makinesi açalım arkadaşlar. Hesap makinesinden de hesaplayalım. Şimdi biz buraya 5 BNB'mizi stake edeceğiz 30 günlük. Tahmini getirimiz 0.009 BNB. BNB'nin fiyatı düşse de, artsa da hiç fark etmez. Bu ödülleriniz BNB olarak geliyor arkadaşlar. Dolarla alakası yok. Sadece mesela BNB zamanında 600 dolardı. 600 dolardan eğer stakelerseniz bir anda çok düştü ya. Evet siz bu getiri yine BNB olarak kazanıyorsunuz ama bu sefer stakelediğiniz BNB'lere dokunamadığınız için oradan zarar ediyorsunuz. Şimdi bize %2.2 verdi ya arkadaşlar. 0.022 eder bu. Bunu 360'a bölüyoruz. Sonra biz 30 günlük stake ettik ya arkadaşlar. Çarpı 30 diyoruz. Bakın oran bu çıktı. Bu bir BNB için arkadaşlar. Bununla da 5'i çarpıyoruz. Çünkü biz buraya bakın 5 BNB koyduk. Şimdi bir koyun Bak bizim bulduğumuz rakam çıkıyor gördünüz mü? Biz 5 koyduk ama 5 koyacağız çünkü. Hesabı böyle yapılıyor. Bunu da size göstermek istedim. Çarpı 5 diyoruz. Bu rakam çıktı. Buraya da bakıyoruz. Neredeyse aynı. Şimdi biz bunu stake edelim arkadaşlar. 5 BNB seçtim. Şartları onaylıyorum diyorum. Onayla. Evet. 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 Onayladım. Evet şimdi kolay kazanca geri döndük. Buraya şu anda koyduk. Şurada toplam bakiyemiz de gözükecek cüzdanımıza bakalım. Bakın burada kilitli kısmında benim koyduğum BNB'ler gözüküyor. Eğer bu otomatik katılım kısmını tıklarsanız 30 gün sonra tekrar 30 gün başlatacak. Ona da dikkat edin arkadaşlar. Bakın bitiş tarihi de burada yazıyor. Eğer bunu bitirmek isterseniz de daha erken geri al diyorsunuz. Bu en sağda gözüken sonra bitiriyorsunuz. Esnek olarak da buraya Elfi koymuştum. Sürekli tekrar ediyor. Ne zaman koyduğumu hatırlamıyorum bile. Gelmeye devam ediyor. Ben genelde bu staking'i şu durumlarda yapıyorum arkadaşlar. Mesela bir projeye çok güveniyorum ama yüksek fiyattan almışım. O boşuna cüzdanımda duracağına veya başka borsada duracağına ben burada staking'e koyuyorum ana hesabımda ve buradan pasif gelir de elde ediyorum. Hem de satmamış oluyorum zararına. Çünkü daha projeye güveniyorum, inanıyorum ve elimde tutmak istiyorum. Yani çok güvendiğiniz, asla satmam dediğiniz projeleri Burada bakabilirsiniz. Buradaki paranız da şu en solda kazan kısmında gözüküyor arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir girelim. Şurada kazan kısmına geliyorum. Binance Earn'ü seçiyorum. Burada çok fazla seçenek var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada genişlet diyorsunuz. Burada Agix'ler, FTM'ler, Aptos, Magic, Dogecoin, esnekleri var, kilitlileri var. Burada çok fazla seçenek var. Şuna da çok dikkat edin arkadaşlar. Stake geliri elde etmek için tepedeki fiyatlardan projelere girmeyin arkadaşlar. Buradaki kazanacağınız daha az miktar için ana paranızı riske etmeyin. Yüksekten aldığın zarardasındır tamam veya diyorsundur ki ben 2 yıl boyunca ölse de bitse de bu proje bunu satmayacağım. Evet o zaman girin işte buraya. Fetler var, kokos var, rad var, grt var. Burada çok fazla seçenek var. Ben bir de usdt tutuyorum burada. Usdt'yi esnek kazançta değerlendiriyorum. Her gece 3'te usdt gelirimi alıyorum. Ona da şöyle katılabilirsiniz. Şuradan katıl dersiniz. Burada mesela 1000 doları otomatik katılımı da açıyorum şu şekilde. Yıllık yüzde 2.23'ten onayla diyorum. Otomatik katılımı da açtım. Her gün bu devam edecek arkadaşlar. Her gece 3'te bakiyenize yansıyacak. Ben genelde şöyle yapıyorum. USDT'yi günlük yapıyorum. Normal coin'leri de 90 gün falan yapıyorum. Genelde şöyle sorular da geliyor. Stake süremiz bittiğinde stake ettiğimiz miktar nereye gelecek diye. Spot cüzdanınıza geliyor arkadaşlar. Aslında kriptolarınızı burada kitlemek biraz banka sistemi gibi gözüküyor. Biz nasıl mesela TL'mizi bankada tutuyoruz. Yıllık mesela insanlar faiz alıyor. Onun gibi düşünün. Güzel fiyattan eğer altcoin'leri yakalarsanız onları da stake ettiğinizde güzel paralar kazanılabiliyor. Ben mesela zamanında 20 dolardan Solana stake etmiştim. Stake'in süresi bittiğinde 100 dolar falan olmuştu yani. Böyle şeyler de olabilir. Tabi güzel zamana boğaya falan denk gelmemiz lazım. Bu staking özelliği Binance TR'de yok arkadaşlar. Sadece global kısımda var. Bu ön kısmında kolay kazanç kısmında daha farklı kazanç yolları da var. Fakat ben buradaki korumalı kısmını tercih ediyorum arkadaşlar. Diğerleri bana riskli geliyor. Aslında bunların da videolarını çekebilirim ama talep olursa çekeyim. Çünkü bunlar biraz daha riskli olduğu için biraz daha bilgi düzeyi gerektiriyor ve herkes anlamıyor bunu. Burada likidite kısmı var. ikili yatırım kısmı var. Defi staking var. Buradaki APR'ler daha yüksek tabi Ama daha riskli. Şurada mesela mesela defi staking yüksek risk yüksek getiri. Bu Binance'ın kazan kısmında çok güzel fırsatlar var. Şu BNB kasası da güzel mesela. Otomatik yatırım çok iyi. Bunlar hakkında Coin Mühendisi YouTube kanalında zaten detaylı videolar çekmiştik. Şurada Launchpad kısmı var. Yine kazançlı yerlerden biri. Ben de katılmıştım. En son Space ID projesi çıktı. Yorumlarda eğer başka daha detaylı konular hakkında videolar istiyorsanız onların da videolarını çekebilirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Coin Mühendisi'ni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.